seni bu yaşa kadar terbiye edemedik biz, ha? Ulan baktın kız yiğitin kırı. Daha ne demeye peşine koşuyorsun? Yok barların önüne gitmeler, kapısına adam dikmeler falan. Baba Sibel Hanım aramızda bir şey yok diyor. La sen aile mahkememsin misin ha? Yiğit de var diyor. Çetelerisini mi tutuyorsun kaç defa birlikte olduklarını? Ya ben reklam filmi şey olmasın, yarım kalmasın diye şey etmiştim. Fabrikayı benzin döker yakarım. Artık reklam işi, mekram işi bitti anladın mı? Eline eteğini çekiyorsun bu işlerden. Baba. Almatadaki inşaatın başına gidiyorsun. Sahipsiz bir kadını kolladığım için mi bütün bunlar? Ya ben sana 50 defa söylemedim mi? Karı kız işini işine karıştırmayacaksın diye. Ha? Sen ne yaptın? Gittin en sevdiğimiz adamın manitasına yapıştın. Baba, senin oğlun benim. Ha. Zaten başka bir olaydı. Alma ata değil, buburun dibini boylardı. Şimdi bir an önce eşyalarını topla. 6 aydan evvel de Türkiye'ye giriş yapma. Anladın mı? Birader. Belli ki senin sinirlerin bozuk. İyi oldu, karakoldu. Saatlerdir yoldasın. Bünyen de aldı tabii. Mesela ben gideyim. Sen de güzelce iyi dinlen. Bundan sonra senin bu evden ayrılmak için atacağın her adım Yiğit ve beni birbirimize daha da fazla düşman edecek. Ne yapayım Emir? Burada böyle saatli bomba gibi oturayım mı? Tabii ki hayır. Sen hayatına devam edeceksin. Sadece burası senin de evin artık. O isterse dünyayı yönetsin. Bu çatının altında onun borusu ötmez. Ötmeyecek de. Videolardan anında haberdar olabilirsiniz.